Birinci soru. El sözüne güvenip düzenini bozma. Bir gün ayakkabının bağına basıp düşeceksin. Benim valizim dolu. Kitapları başka bir çantaya koyalım. Bahçedeki yemeklerin üzerinde arılar uçuşuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir? A şıkkı. Buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü. Evet, bu doludur arkadaşlar. Dolayısıyla bunun eş seslisi bakın burada var. Benim valizim dolu. B şıkkına bakalım. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bu da bağdır. Bunun eş seslisi de burada bakın. Bir gün ayakkabının bağına basıp düşeceksin denmiş. C şıkkı. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis. Bu da arıdır arkadaşlar. Arı, duru aynı anlamdadır. Dolayısıyla bunun eş seslisi de bakın şurada var. Bahçedeki yemeklerin üzerinde arılar uçuşuyor. D şıkkı, yakınların dışında kalan kimse yabancı. Bu el demek. Şimdi buradaki elle eş anlamlıdır. Yani eş seslisinin anlamı değildir arkadaşlar. Burada da zaten el sözüne güvenip düzenini bozma. Bunun anlamı yakınlarının dışında kalan kimse yabancı yani el demektir. Dolayısıyla bu eş sesli değildir arkadaşlar. Eş anlamlıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. İnternetteki duyuruyu okuyanlar hemen harekete geçti. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır? Evet, altı çizili sözcük duyuru. A şıkkı, yarışma ilanını görünce sevinçten havalara uçtu. Bakın, duyuruyla ilan aynı şeydir. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı, projeksiyon cihazını kapatıp açar mısınız? Evet, burada duyuruyla aynı anlamda bir kelime yok. C şıkkı, dört bir yanımız bayraklarla donatılacak. Bu cümlede de duyuruyla eş anlamlı bir kelime yok. D şıkkı. Bu şiiri de hemen okul panosuna asalım. Evet. Bu cümlede de duyuruyla eş anlamlı herhangi bir kelime yok. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Her derde dermandır şiir yazarım. Kalemimle kızar bazen üzerim. Bazen de methiye övgü dizerim. Her konuda vardır şiir eserim. Bu dörtlükteki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı. Derman sözcüğü çıkar, yol, çare anlamında kullanılmıştır. Evet, bu doğrudur. B şıkkı soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir. Evet, övgü soyut anlamlıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. C şıkkı kızmak ve üzmek sözcükleri yakın anlamlıdır. Bunu söyleyemeyiz. Doğru cevap C şıkkıdır. Kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek anlamındadır. Üzmek ise canını sıkmak, üzüntü vermek, üzülmesine yol açmak anlamındadır. Yakın anlamlı değillerdir. D şıkkı methiye ve övgü sözcükleri eş anlamlıdır. Evet, bu doğrudur. Methiye ve övgü sözcükleri eş anlamlıdır. Bu da söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Varlığı bir şey kazandırmayanın yokluğu bir şey kaybettirmez. Bu cümledeki varlık yokluk, kazandırmak kaybettirmek sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Evet, varlık, yokluk, kazandırmak, kaybettirmek. Burada zıtlık anlamı var. A şıkkı, gün doğmadan neler doğar derdi baba annem. Evet, burada zıtlık anlamı yoktur. B şıkkı, hayat gülümsedikçe ve umut ettikçe yaşamaya değer. Burada da zıtlık anlamı yoktur. C şıkkı, karanlığa kızacağına aydınlık için çaba sarf edin. Evet, bakın karanlık, aydınlık. Bu ikisi birbirinin zıt anlamlısı olduğu için burada vardır. D şıkkı, insan kendi değerini ancak çalışarak koruyabilir. Burada da zıt anlamlı kelimeler yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Geçen hafta vakti olmadığı için arkadaşının yanına gidememiş. Bu cümledeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A şıkkı, yaşlı ağacın dalları yıllar geçtikçe eğiliyordu. B şıkkı, şimdi cümlede geçen altı çizgili kelime vakti. Bu vakit zaman anlamındadır. Şıklara bakalım. A şıkkı, yaşlı ağacın dalları yıllar geçtikçe eğiliyordu. Evet, burada eş anlamlısı yok. B şıkkı, günümüz gençleri artık çok hızlı düşünüyor. Burada da yoktur. C şıkkı, babaannemin zamanında burada deniz varmış. Burada da eş anlamlısı yoktur. D şıkkı, şehri gezmek için yeterli zamanı vardı. Evet, bakın buradaki zamanıyla yukarıdaki cümlede verilen vakti kelimeleri eş anlamlıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru.
Yabancı dillerden alınmış, dilimize yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmalıyız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır? A şıkkı, radyodaki müziğin sesi insanı başka dünyalara götürüyor. Evet, radyo yabancı dillerden alınmış fakat dilimize yerleşmiştir. B şıkkı, printer çalışmadığı için testleri öğrencilere dağıtamadı. Printer kelimesi yabancı dillerden alınmış fakat dilimize yerleşmemiş bir sözcüktür. Dolayısıyla bunun yerine arkadaşlar yazıcı kullanılmalıydı. B şıkkında uyarı dikkate alınmamış. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı çekim yapmak için sunucunun hazırlanmasını bekledi. Bu cümlede yabancı dillerden alınmış bir sözcük yoktur. D şıkkı ilk işi gazeteyi alıp hızlıca gözden geçirmek oluyor. Evet. Gazetede arkadaşlar yabancı dillerden alınmış fakat dilimize yerleşmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur? A şıkkı. Ateşlere düştü yanmadı özüm. Hak bildiği yoldan dönmedi özüm. Abartma. Evet. Ateşlere düşmek abartmadır arkadaşlar. Burada söz sanatı vardır. B şıkkı. Ya Allah deyince Mehteran başı başladı bir ölüm kalım savaşı. Şimdi burada arkadaşlar konuşturma söz sanatı yapılmamıştır. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı. Göz kırpmadan nazlı hilal uğruna güneşler misali vatan sağ olsun. Kişiselleştirme. Evet. Burada göz kırpmadan nazlı hilal uğruna deniyor arkadaşlar. Hilal, ay. Burada göz kırpma yani kişiselleştirme yapılmış. D şıkkı. Can yükünden kurtulunca şehitler göklere yükselip bayrak oldular. Benzetme. Şimdi burada arkadaşlar şehitler bayrağa benzetilmiş. Burada da benzetme sanatı vardır. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Bu dizelerde kişiselleştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Sunmuş ninnilerle gıcır diyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Şimdi burada lamba ve merdiven kişiselleştirilmiş. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven dendiği için. Evet doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? A şıkkı. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Evet, burada mecazlı bir söyleyiş vardır. Bakın kusurlarım toprak gizliyor diyor. Yani kusurları toprak gizlemez arkadaşlar. Burada bir mecaz anlatım var. B şıkkı. Dallarda rüzgar hışırtısı dindi. Bütün kuşlar yuvalarında şimdi. Evet, burada mecazlı bir söyleyiş yoktur. C şıkkı, gitgide en karanlıklarda erir kaybolurduk. Bir kalın perdeydi geceler mutsuz buruşuk. Evet, bakın geceler kalın perdeye benzetilmiş bir mecazlı söyleyiş vardır. D şıkkı, her akşam hançeriyle beni kalpten yaralar, içime karanlığı dolduran mağaralar. Evet, hançeriyle kalpten yaralamak da gene mecazlı bir söyleyiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Keşke bugün çıkmasaydım dışarı diye söylendi küçük kaplumbağa. Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eritiyordu. Ter içinde kaldı kaplumbağa. Can sıkıntısıyla yürümeye başladı. Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? A şıkkı kişiselleştirme. Evet, bakın burada güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eritiyordu. Güneş kişiselleştirilmiş. B şıkkı abartma. Bu da vardır arkadaşlar. Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eritiyordu. Burada aynı zamanda abartma da var. C şıkkı karşıtlık. Karşıtlık söz sanatı yoktur. D şıkkı konuşturma. Evet, konuşturma var arkadaşlar. Keşke bugün çıkmasaydım dışarı diye söylendi küçük kaplumbağa. Kaplumbağa konuşturulmuş. Evet, doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Gel, geçmiş bahar sokaklarına çıkar beni. Bahçesi tarumar bir çiçeğin kipriğindeyim. Bir kar çölünün ortasında bir insan mahşerinin içinde yapayalnız. Bu dizelerdeki altı çizili bölümde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Altı çizili bölüm bir insan mahşerinin içinde yapayalnız. A şıkkı benzetme. Bu yoktur. B şıkkı kişiselleştirme. Bu da yoktur. C şıkkı konuşturma. Bu da yoktur. D şıkkı tezat. Evet. Tezat var. Şöyle. Bir insan mahşerinin içinde yapayalnız. Şimdi insan mahşeri demek insan kalabalığı. Burada da yapayalnız. Bakın bir tezatlık söz konusu. Doğru cevap D şıkkıdır.
12. soru. Uçsuz bucaksız bir vadide yürüyordum. Köpüren sularıyla vadideki nehir, taç şeklindeki karlarıyla karşımda duran dağlar tıpkı benim gibi özgürdü. Geniş çayırlarda dolaşırken güneşi iliklerime kadar hissettim. Bu metinde aşağıdaki varlıklardan hangileri kişiselleştirilmiştir? Köpüren sularıyla vadideki nehir dendiği için nehir kişiselleştirilmiş. Dağlar tıpkı benim gibi özgürdü dendiği için burada da dağlar kişiselleştirilmiş. Kişiselleştirilenler nehir ve dağlardır. Doğru cevap A şıkkıdır.